Amerika'da ücretsiz olarak eğitim veren birkaç tane dil okulları bulduk. Amerika'daki ücretsiz dil okullarına kayıt olmamız bizim için I-20 formu alabilmemizi sağlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'daki öğrenci statüsüne geçmek isterseniz eğer, bu öğrenci statüsüne değişiklik de olabilir. Bu Amerikan konsolosluğu üzerinden vize başvurusu da olabilir, öğrenci vizesi. Bunu yapabilmeniz için Amerika'da bulunan okulun öğrenci statüsü size verebilmesi için SEVVİS sisteminden onaylı bir okul olması gerekiyor. Dolayısıyla size I-20 formu dedikleri formu verebilecek bir okul olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz ücretsiz eğitim veren kütüphaneler ya da dil okulları gibi yerler size öğrenci statüsü vermiyor. Çünkü onların sunacağı ücretsiz eğitimde uluslararası öğrenci statüsü verme durumu olmayacak. Dolayısıyla I-20 formunu verebilecek kurum ya da o kurumun o programına yazılmış olmanız ve I-20 formunu almış olmanız gerekiyor ki öğrenci vizesine geçiş yapabilin. Ve bu programlar maalesef ücretsiz olmuyor, ücretli programlar oluyorlar.